Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte AMD A10 7870K Apo'nun Battlefield 4 performansına bakacağız. Evet, AMD A10 7870K Windows 10'un en son sürümü. 8 GB 2400 MHz'de çift kanal belleklerimiz. Bunun 6 GB'ını kullanabiliyoruz. 2 GB'ını Apo'muza, yani ekran kartımıza ayırdık. Burada AMD Radeon R7 grafik çekirdeklerinden oluşan bir sistem olduğunu görebilirsiniz. Keza Crimson en son yazılımı kullanıyoruz. Sürücü ve sistem numaramız da yine buradan bilgilerden gayet rahatlıkla görebilir. Bu sistemin toplam videosunu yine makalemizde bulabilir. Toplandıktan sonra nasıl 7870K'ya upgrade edildiğini, yani APU'sunun değiştirilip güncellendiğini yine videomuzda görebilirsiniz. Keza 1500 TL sistem toplama rehberine kullandığımız temel sistemle aynı özellikleri taşıyor. Neden? 7870K APU ve 8 GB 2400 MHz bellek kullanıyor. Tabii ki diğer bileşenler farklı sevgili izleyiciler. Zira bu daha önce topladığımız bir sistemin güncellenmiş hali. Ama izleyicilerimizin sık sık sorduğu peki Battlefield 4 performansı nasıl sorusunu bu videoda yanıtlamayı amaçlıyoruz. Ayarlarımızı kontrol edelim. Oto ayarlarda kendisi medium ayarları seçti sevgili izleyiciler. Full HD çözünürlüğümüz var. Evet, orta kalite. Geri kalan ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakalım oyun içerisinde nasıl bir performans göreceğiz şimdi. Sol üstteki değerlerden takip edebilirsiniz. Bunlar için sol üstteki FPS'yi neyle göstereceğinizi merak ediyorsanız makalemizde MSI Afterburner rehberimiz var. Şu an online bir maçtayız. Online bir maçta etrafta koşturacağız. Multiplayer oynuyoruz. Hatta şöyle de gösterelim. Kapalı mekanda 29-30 FPS'ye geldik. Açık mekanda 40-45 FPS civarındaydık. Haritayı da bir yandan kontrol ediyorum Recep ama. B noktasına doğru gidiyorsun emin adımlarla Ali. Bakalım. Battlefield'da çok oynadık ama multiplayer maça girmeyeli gerçekten uzun zaman oldu. Şimdi yeni Battlefront'u test etmek bayağı bir eğlenceli sevgili izleyiciler. Battlefront videomuza, H1Z1 videomuza, diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Diğer test kısımlarına. Bir aksiyon var gibi buralarda Ali. Var var. Bir hareket var Recep. Last Man in Squad. Sanırım sen şu an bölükteki tek kişisin. Kendi takımındaki. Başka bir ton adam var. Hayır, evet, düşman o da değil, ilginç Ali. Aşağıda bir savaş dönüyor. Yukarıda bir savaş dönüyor. Var var, burada da var. Önce bomba at, soruları sonra sor. Evet. Ben de bu esnada değerlerden bahsedeyim. Şu anda FPS'miz 30 civarında. RAM kullanımı 3.5 GB. Sistemimizde 6 GB bellek var. Bunu belirtelim. GPU kullanımı %100. Ekran kartımızın tam performansına yararlanabiliyoruz. Ekran kartı belleği kullanımı 834 MB'de şu anda. Ve CPU kullanımı %60 civarında. Arada öldük, tekrar dirildik. Devamlı Last Man in Squad diyor da Recep. Pek inandırıcı gelmiyor bana Ali. Yani herhalde bu burada çıkan ufak birliktekini kastediyor. Valla hangi mekanda olursak olalım medium ayarlarla Battlefield 4 oynayabiliyoruz ve bunu çok cüzi bir yatırımla yapmak mümkün sevgili izleyiciler. Biraz çatışmaya girsek iyi olacak Ali. Valla mekanlar biraz geniş Recep. Çatışmalara gidiyoruz ama çatışmalar genelde çok kısa sürüyor. Bir taraftan gelen kurşunla birlikte şurada görüyoruz düşman olma ihtimali var. Aslında çok koşmak bu oyunlarda hiç iyi değil sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz çevrenizi göremeden bir anda ölüveriyorsunuz. Hiç hoş olmuyor. Ama biz şu an test içerisinde biraz koşturmaya mecburuz. Yine ekran kartı belleği dediğimiz, yani VRAM olarak burada nitelendiren ekran kartının bellek kullanımı çok yukarı seviyelerde değil, gayet normal seviyelerde. 1 GB da olsa yer kaldırabileceğini görüyoruz. Recep devam burada dolaşıyorum ama bizim dost üst taraflarına tekrar geri döndüm. Tekrar şuradan ileriye doğru, D'ye doğru, C'ye doğru bir ilerlemeye çalışıyorum. Hiç de ele geçirmeye çalışan gelen giden olmuyor işin komik tarafı. Hani bir düşman gelse bu taraflara ele geçirmeye çalışsa bir nebze daha eğleneceğiz. Sis ve su efektlerinin olduğu bir yerden geçtik sevgili izleyiciler. Bir an sağa baktık Recep ve gördüğünüz üzere olaylar değişti. Evet. Kim Gustafsson tarafından bir anda vurulmuşuz. Üste gelen yok dedik. İşte çok dersin ya böyle gelen yok giden yok diye. Bakın yine bu sefer C'de deploy oluyoruz. Bizim takım bir şekilde ilerliyor Recep. Yukarıda sanırım Ali arkadaşlar var. Savaş burada dönüyor sanırım Ali. Evet Recep. Aksiyonun olduğu yere geldik.
Tabii ki daha yüksek FPS almak isteyenler ayarları değiştirebilirler. Şimdi o arkadaşın nereden geldiği konusunda da hiçbir fikrim yok ama kuleyi çıktığını ve şurada öldüğünü görebiliyoruz. Demek ki intikamımız alındı. Evet. Burada bayağı bir kule çevresinde aksiyon dönüyor Recep. Burada pek sıkılmayacağız. Güzel taraflardan bir tanesi bu. Ve böyle karlı buzlu bir haritadayız. Biz de dizilerin burası pencere. Çatışmanın merkezi Ali, gördüğüm kadarıyla. Evet Recep. Gayet merkezi bir yerdeyiz. Sanırım şu tünelin ağzından geliyor arkadaşlar. Baskı ateşi açalım. Bence biraz aksiyonun içine daha girelim Ali. Recep, aksiyonun içine her girdiğimde ölüyoruz. O yüzden hayır, burada durup burada bekleyeceğiz bakalım kenardan. Gelsinler. Aksiyonun bize gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi şuradan çıkacak eninde sonunda o arkadaş. Yani her seferinde FPS'yi dalgalandıracağız diye koşarken ölüyoruz sevgili izleyiciler. Normalde çoğu oyuncu burada bir kenara sinecek yani. Bu açık ve net bir gerçek. Hadi tamam Recep. Çok fazla da bekleyip camping yaparak oyuncuların canını sıkmayalım izleyicilerimizin. Koşturalım. Bomba ise bomba, patlıyorsak patlıyoruz. Ve burada ölüyoruz. Bautista 91 öldürdü. Sevgili izleyiciler, Battlefield 4'te online deneyimde medium ayarlarda çok güzel. Harıl harıl oynuyoruz. Grafiklerimiz güzel. Sistemimizde bir sorun yok. Gerçek canlı online bir maç görüyorsunuz. Ve bayağı kalabalık bir maç görüyoruz. Şu an 22'ye 21 yani maçta 43 kişi var. Haritayı görüyorsunuz. Açık alanlarda, kapalı alanlarda geziyoruz. Yani A10-78-70K ile Battlefield 4 gayet rahatlıkla oynanabiliyor. Tabii daha yüksek FPS istiyorum diyenler bu ayarları high'de bırakmak yerine direkt low ayarları da alabilirler. Mesela ultra ayarları tabii ki almayacağımız malum. Ama low ayarları aldık. Ayarları uyguladık. Oyunun içerisinde tekrar aynı karede bir deploy dedik kendimize. Yani bakıyoruz. Bakın 30 FPS'den 40 FPS'ye çıktık. Tabii ki bir 60 FPS ya da ben 144 FPS alacağım diyorsanız o zaman sisteminize buna göre bir yatırım yapmanız lazım. İleride kesmediği zaman diyebiliriz tabiri caizse. Üzerine ekran kartı ekleyebilirsiniz ya da bizim sistem toplama rehberlerimizi izleyerek çok daha yüksek bütçeli bir sistem toplayabilirsiniz. Sizlerle birlikte bir testin daha sonuna geldik. Ben Ergün Gör. Ben Recep Baltaş. Yeni testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.